Merhabalar Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir orkide videosunda birlikteyiz. Orkide hakkında bilgilerimizi konuşuyoruz, tazeliyoruz. Canlı yayınlarımızda bilgi tekrar yapıyoruz. Bugün de yine size orkide hakkında uyguladığım bir uygulamadan, çiçekçiden şu 2 adet çiçeksiz, dalsız bir çiçek aldım. İnanın bunların ne renk olduğunu bile bilmiyorum ve bunu beklemek çok daha keyif verici ve çok zevkli. Size de kesinlikle eğer ilgi alanınızdaysa orkide bakımı size de tavsiye ederim. Bu da aynı şekil. Şöyle köklerini kontrol ettim. Güzel bir şekilde orkidelerimi satın aldım. Ve söylediğim gibi ne renk olduklarını bile bilmiyorum. Şimdi ben bunlara bir saksı değişimi yapacağım ve farklı bir toprak harcı kullanacağım. Bu toprağımızın ismi, bunu çiçekçim önerdi. Buna denediğimde Hindistan cevizi torfu kullanacağım. Bu orkide harcı olarak kullanacağım bu toprak karışımını. İki orkidemde bunu deneyeceğim. Sizlere de faydası olması açısından sizlerle de bu bilgiyi paylaşmak istedim. Şu bildiğiniz Hindistan cevizi kabuğunun dışındaki şu sakal gibi görünümlü, bunun böyle öğütülmüş hali, bu toprak karışımı yaklaşık 1,5-2 ay kadar güzel bir şekilde drenajı saksının altında sağlandıktan sonra ben şimdi bu iki orkidemi bu karışıma dikeceğim. Güzel bir dikim yapıldıktan sonra 1,5-2 ay kadar sulama derdi hiç olmayacak. Sulamasını da daha düzenli kontrol etmiş olacağız. Hindistan cevizi torfuna şu an orkidelerimi sizinle birlikte hemen getireceğim. Poşetimin ağzını açıyorum. Şimdi öncelikle şöyle normal bir saksı kullanacağım. Normal boyutta. Altına bakın, şöyle bir drenajı sağlaması için saksılar zaten genelde böyle bir çukurluk ya da bir değişiklik olur. Bir tümsek vardır. O kısma kadar. Şimdi ben şöyle mangal kömürü, biraz fil bilyesi ve biraz ponza taşı. Bunu da yine çiçekçilerde bulabilirsiniz. Şöyle sadece bir kat olacak kadar birkaç parça mangal kömürü de ilave ediyorum. Yani bu kadın neler yapıyor, böyle neler karıştırıyor gibi düşünmeyin. İnanın bunların hepsini araştırıyorum. Araştırmalarım doğrultusunda. Bakın şu tümseye kadar şu ponza ve kil bilyelerinden koydum. Üzerine tamamen şimdi torf ile dolduracağım. Hindistan cevizi torfi ile dolduracağım. Şöyle elimle aldım. Çiçeğimin kökünü de şimdi çıkaracağım. Direkt bu harca dikim yapacağım. Şöyle bakın, zaten kökünde yine süngeri var, filesi var. Oradan onu kurtaracağım. Kökleri oldukça ıslak ve artık doğru sulanmadığında bu çürümeyle sonuçlanıyor, biliyorsunuz. Hemen süngerinden kurtarıyorum. Bu nasıl sarmış burayı, onu çözemedim yalnız. Burası Arap saçı gibi. Çok da zarar vermek istemiyorum açıkçası. Evet. Şöyle kötü köklerini temizleyeceğim. Zaten bayağı bir ıslak kalmış. Artık çürümeye gidecek. Güzel kökleri var. Şöyle saksımın dışından görünecek şekilde kökleri de içerisine yerleştiriyorum.
Şöyle bir tanesini yaptık dikimini. Sulaması da şöyle kenar kısmından sadece su aşağı inecek kadar sulamasını o şekilde yapacağız. Sulaması da gayet pratik ve kolay olacak. Bakın tekrar ediyorum. Şurası şöyle biraz açık kalacak ışık alması açısından. Şimdi hemen diğerini de bakın şu kökleri zaten kokmuş içerisinde. Yine hemen diğer saksının içerisine de şöyle biraz ponza taşı ve mangal kabuğu. Bu dibinde biraz su tutup direnç olayını sağlaması için. Şu tümsekliğe kadar koyuyorum sadece bunları. Şöyle bir miktar toprağımızı koyalım. Hemen. Nasıl sımsıkı topraklar, harçlar köklere yapışmış. Bunu şimdi yapmak çok daha mantıklı. İlerleyen zamanlarda yaparsak çiçeğimiz strese girebilir. Bakın kökler nasıl süngere sarılmış. Çıkartmazsak da zarar veriyor köklere. Evet. Evet, kökleri temizledik. Şimdi saksımı şöyle alıyorum hemen. Evet, diğer orkidem de hazır. Şöyle kökleri de güzelce hava alacak şekilde. Hindistan cevizi torfuna. Evet, iki tane almış olduğum orkidemin dikimini gerçekleştirdim. Şöyle kökleri de görünecek şekilde güzel bir halde diktim. Diplerine biraz ponza taşı ve biraz mangal kömürü, biraz da çok az kirbilisi ilave ederek o direnç olayını sağladık. Orkidelerimin dikimini yaptık. Gelişmelerini yine canlı yayınlarımızda ya da videolarımda sizlere paylaşacağım. Güzel bir fikir. Hindistan cevizi torfuna dikmek. Bu da bir seçenek olarak kullanılabilir. Yeni bir orkide videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Cumartesi ve salı günleri canlı yayınlarıma katılıp taze ve yeni bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın.